Irak'ın Aydınlık Yüzü Türkmenli Televizyon'dan merhabalar. Enerji analizin yeni sezonuyla karşınızdayız. Yeni sezonun bu ilk bölümünde dünya enerji krizini ele alacağız. Tespan Başkanı Oğuzhan Akener Bey bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi e, dünya enerji krizinden çıkamıyor. Evet. Neredeyse bir sene olacak. Pandemi öncesini saymazsak. Şu kriz dönemi. Neredeyse bir sene olacak. Fiyatlar yükseldi. Hem üreticiler için bir kriz var. Hem tüketiciler için bir kriz var. Bir de üstüne tüm dünyada resesyon denilen bir şey çıkmaya başladı. Evet. Zayıflama. E, ekonomik olarak durgunluk bunun da sebebinin çoğunlukla enflasyon art, e, enflasyon ve bunu dizginlemek için e, faiz artışına bağlıyorlar. Şimdi tüm bunların ortasında. Zaten ülkeler iyice bütçeleri erimişken enerji daha fazla e, maliyet kalem harcamak zorunda kalıyorlar. Hı hı. Enerji üreten, petrol üreten, e, hidrokarbon üreten ülkelerse bu enflasyon durumundan dolayı yine daha fazla harcama gerektirdiği için fiyatları yükseltiyorlar. Tam bir krizdeyiz yani. Evet. Peki bu kriz nereden geldi, nereye gidiyor? Evet. Aslına bakarsanız enerji krizini yorumlarken biraz daha geçmişe gitmek gerekiyor ki biz daha önceki sezonlarımızda enerji krizinin birçok farklı perspektifini yorumlamıştık, ifade etmiştik. Öncelikle şuradan başlayalım. Mesela yeni Uluslararası Enerji Ajansı bir rapor yayınladı. Uluslararası World Energy Outlook diye dünya enerji görünümü, uzun vadeli projeksiyonlar ve beklentileri ifade eden. Evet. Aslına bakarsanız uzun süredir beklenen bir rapordu. Ee, ve bu raporun başlangıcında direkt şunu ifade ederek başladı. Ee, raporda dendi ki e, dünyada bir enerji krizi var ve bu enerji krizi Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle oluyor. Ama bakın öyle değil. Yani. yani bakın rapor daha başlarken önemli bir hatayla başlıyor. Ee, hepimiz biliyoruz 2021 yılının Eylül ayında e, ciddi anlamda bir enerji kriziyle karşı karşıya kalmıştı. Özellikle Avrupa. Nasıl olmuştu enerji krizi? Pandemi döneminde... Yani 4 ay önce bu Rusya'nın... Ukrayna'ya saldırmasından tabii, tabii, 4 tabii. ay öncesinden bahsediyoruz. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan 4 ay öncesinde bir enerji kriziyle bütün dünya karşı karşıya kalmıştı. Nasıl başlamıştı? Biliyorsunuz pandemi dönemine biraz daha geriye gidelim. Pandemi başladığı yıllara gidelim. Yıl 2020, e, 2019 sonu 2020 başlarında pandemi başladı biliyorsunuz. Pandemiyle birlikte ne oldu? Ne oldu? Petrol fiyatları düştü. Petrol fiyatları evet. neden düştü? Çünkü talep ciddi anlamda azaldı. Özellikle bakın akaryakıt fiyatlarının, akaryakıt e, ürünlerine yönelik talep azaldı. Uluslararası uçuşlar e, sekteye uğradı. E, bunun akabinde. E, Mesela kömür fiyatları gerçekten ciddi anlamda düştü. Bunun gibi hemen hemen doğalgaz fiyatları e, haliyle e, petrol fiyatlarına bağlı olarak çok dip seviyeleri gördü. Yani mesela örnek verelim Avrupa'da dahi e, doğalgaz, spot doğalgaz fiyatları 4 dolar. MMB2 cinsinden konuşuyorum. Birazdan krizin etkilerini e, evet. kıyaslarken izleyicilerimiz bu 4 doları unutmasınlar. 4 dolara kadar düştü Avrupa Birliği'nde dahi ki normal şartlarda 12-16 dolar arasında seyretmesi gereken fiyatta fiyat seviyelerinde. Maliyetin altına inmedi mi? Maliyetin altına inmedi. Yani doğalgazda öyle bir durum olmadı. Petrolde sadece hani onu da konuşmuştuk aslında bakarsanız önceki bölümlerimizde. Petrolde sadece sadece Amerika piyasalarında VTI'de bir eksiği görme durumu söz konusu oldu. Mesela aynı şekilde ilk defa dünya tarihinde ilk e, lokal anlık olarak ABD'nin bir alt piyasasında, ABD piyasalarının bir alt piyasasında doğal gaz fiyatları da bir kerelik olsun eksiği gördü. Yani bununla ilk defa karşılaştık. Yani uh -huh. e, tabii tekrar şeye gelirsek krizin ana sebeplerine gelirsek e, biliyorsunuz pandemi döneminde talep azaldı. Talep azaldığı için fiyatlar dibi gördü. Özellikle petrol, hidrokarbon sektörü ile alakalı içine petrol, doğalgaz ve kömürü entegre edebiliriz. bu fiyatların dibi görmesiyle birlikte yatırımlar haliyle düştü. Yani petrol üreticisi birçok ülke ya da firma yeni arama projelerine girmedi. Girmeme kararı aldı ya da öteleme kararı aldı. Yatırımlarını yapamadı. Aynı zamanda devletlerin mesela Irak da buna dahil hani zaten Irak gibi bir hani Irak'ta onun dışında birçok farklı sosyal güvenlik birçok problem ya da ekonomik problemle zaten Irak boğuşmak zorundaydı. şey yaptı? Devalüasyon yaptı. Tabii para tabii. Bastılar. Yani sadece Irak'tan bahsetmiyorum ama bakın yani bütün petrol üreticisi ülkelerden bahsediyorum. OPEC'ten bahsediyorum. Suudi Arabistan e, temettü ödemelerini kredi çekerek yaptı. Tabii. Yani şimdi şöyle bir durum ki bakın petrol arzının nereden hatta OPEC Plus'a getirdiğimizde petrol arzına neredeyse yüzde 40 yüzde 50'lere varan oranda OPEC Plus tarafından sağlandığını biliyoruz. Yani dünya petrol arzının çok önemli bir bölümünü karşılayan ülkeler zaten petrol gelirleriyle daha çok bütçelerini denkleştirmeye çalışan <laughs> ülkeler olarak karşımızda duruyor. E şimdi petrol fiyatlarının bu denli çakılması bir yatırımları aksattığı gibi. Ülkenin e, makro ekonomi politikalarını da sekteye uğrattı. Öte taraftan pandemi döneminde e, şununla da karşı karşıya kalınmıştı. Ekstra bir sürü masraf çıktı. Hangi taraf daha zararda? Yani kabaca bir şey çıkartacak olsak e, petrol üreten doğalgaz üreten ülkeler mi tüketen ülkeler mi? Şimdi pandemi döneminde tüketen ülkeler rahatladı ama petrol doğalgaz ihracatçısı ülkeler ciddi anlamda zora girdi. Yani petrol doğalgaz sektörü özellikle e, nasıl söyleyeyim 2020'den başlatırsak öyle bir yara aldı ki bunu zaten daha önce de ifade etmiştik evet. aynı şekilde. En az bu yara 5 senede kapanır. Hani bunu e, rahatlıkla vurgulayabiliriz. Yani hani mesela şu an şu an günümüze gelirsek e, Biden ne diyor? Ya Suudi Aramco'ya git üretimi arttır diyor. Ya hani piyada bütün OPEC ülkelerinden Irak'ta dahil olmak üzere bunu istiyor ama bakın bu üretim artışı dediğiniz şöyle bir günde olabilecek bir şey değil. Yani sizin uzun vadeli yatırım programlarını devreye sokmanız gerekiyor. Finansal imkanları sağlamanız gerekiyor. Sondajları yapmanız gerekiyor. Yüzey tesislerini inşa etmeniz, boru hatları ve benzeri. Yani o saha geliştirme faaliyetleri öyle bir günde yapılabilecek iş değil. Ha Suudi Arabistan'ın Artı bir milyon varillik halen e, ilave e, petrol üretim ve ihracat kapasitesi var. Çünkü oturmuş bir sistemi var. E, belli kuyuları daha düşük seviyelerde çalıştırıyor. Bunu kabul ediyoruz ama OPEC üretimi arzı aslına bakarsanız istenen seviyelerde zaten değil. Bunu olmadı. Önümüzdeki hafta e, özellikle bulunan OPEC, no OPEC yasası, şu anki sıkıntılar, sıkıntılı süreç bunlara da daha detaylı girerek konuşuruz. Amerika zaten e, geçtiğimiz aylarda bu konuyla ilgili çok, pek çok kez yetersiz olduğunu, arttırılması gerektiğini söylemişti. Birleşik Arap Emirliklerine baskı yaptı. Suudi Arabistan'a baskı yaptı. Tabii, tabii. Onlardan gelmeyince cevap kendi stratejik rezervlerini kullandı. Aynen. Şimdi petrol doğalgaz noktasında e, baktığımızda gerçekten hidrokarbon sektörü ciddi anlamda yara aldı. Bu yara almanın akabinde tabi bu, bu süreçte e, özellikle G7 öncülüğünde daha doğrusu ABD öncülüğünde G7 halkası entegre edilerek bu ülkelerde birçok e, hamle yaptı özellikle iklimi merkeze koyan makro politikalar yayınladılar. İklim merkezli bir dış politika ve uluslararası sistem kurgulamaya çalıştılar ve bunun merkezine dediğim gibi iklim, karbon emisyonuna mücadele politikalarını ortaya koydular ki e, Haziran 2000, e, Haziran 2021'e geldiğimizde bakın tam şeyden önce Eylül ayında kriz çıkıyor ee, Haziran ayında Uluslararası Enerji Ajansı Bir rapor yayınlıyor ee, Ve bu raporda Uluslararası Enerji Ajansı Şunu ifade etmişti Demişti ki efendim e, Karbon emisyonunu azaltmak çok önemli Gelecek ye yeşil enerji devri e, Yenilenebilir enerji devri Kömürün bittiği gibi nükleerin e, Miadını tamamladığı gibi Petrol doğalgazda miadını tamamlamıştır Doğalgaz devri falan kapanmıştır Bakın aynen yani raporda bunlar ifade ediliyordu biz e, keşfettiğimiz, bırakın kömür sahalarını, keşfedilmiş petrol ve doğalgaz sahalarının dahi üretimi almayalım. Yatırım yapılmasın. Uluslararası Enerji Ajansı gibi bir kurum bunu tavsiye etti. Evet. Bütün uluslararası sisteme. Sonra ne oldu? E, Eylül ayı geldi. Şimdi bakın, petrol sektörü yara almış. Arzda problem var. Eylül ayı geldi. Yavaş yavaş pandeminin etkilerini ülkeler üzerinden silkelemeye başladığında, özellikle Çin merkezli olmak üzere, e, bu ülkeler bir anda e, enerjiye yöneldi. e Talebi? Arz karşılayamadı. Ee, akabinde e, mesela Avrupa piyasaları için konuşursak, hani önce şöyle Asya'dan başlayalım çünkü Asya'dan başladı enerji krizi. Ee, özellikle Çin ve Asya piyasalarında kömür yetersiz kaldı. Kömür yetmeyince tabii kömürün yetersizliğinin arkasında hem talepteki artış hem de e, kötü hava koşulları sebebiyle üretim ve pandemi koşulları sebebiyle üretimdeki aksaklıklar e, kendisini gösterdi. Böyle bir tabloyla karşılaşınca Çin ee, doğal olarak e, ikame kaynak olarak görülebilecek doğal gaza fazla yüklendi. Elenci fiyatlarını şişirdi. Elenci fiyatları, spot elenci fiyatları Asya'da şişince e şimdi mesela siz Katarsınız, Nijeryasınız, Cezayir'siniz, Amerikasınız, Avustralya'sınız hani bunun gibi önemli elenci ihracatçılarından bahsediyorum. Sizin bir kontratlı satışlarınız var bir de spot satışlarınız var. Şimdi fiyatlar Asya piyasalarında yükselmeye başladığında siz Avrupa'ya vereceğinizi hemen Asya piyasalarına göndermeye başlarsınız spot satışlarınızı. Spot satışlar bir anda Asya'ya kaydı. Bu sefer Avrupa gaz bulamadı. Avrupa'da yenilenebilir konusunda fazla erken yani fazla gaza basmıştı ve kömür gibi kaynaklar konusunda fazla erken frene basmıştı. Bu dengesizlik Avrupa'da da gaz fiyatlarının yükselmesine gazla birlikte zaten akaryakıt fiyatları, akaryakıt piyasalarına ayrı konuşmak gerekiyor. Akaryakıt fiyatları, rafineri krizleri, rafinerilerdeki dengesizlikler sebebiyle zaten şişmişti, halen e, yüksek oranlarda seyrediyor. Petrol fiyatlarındaki mesela bir bir martışa rafineri sektörü daha yüksek seviyelerde artışla tepki veriyor. Yani şu an rafineri sektöründe de bir ciddi dengesizlik var. Buna bağlı olarak Avrupa, Avrupa Birliği spot piyasalarında özellikle doğal gaz fiyatları çok ciddi anlamda yükseldi. Bu elektrik fiyatlarına tetikledi. Tabi bakın bu önerileri yapan dünyaya pembemsi yeşil bir tablo, yeşil enerji tablosu çizmeye çalışan Uluslararası Enerji Ajansı bir anda suskunluğa büründü. Ve evet. bu bağlamda hani ben onlara hani küresel iklim lobisi de diyebiliriz. Çünkü yani sadece o kurum değil o bir belli devlet başkanları da bu bağlamda hep aynı aynı söylemler üzerine evet. hareket ediyordu. Mesela Trump bir önceki Amerikan başkanı aynı fikirde değildi. Daha başka daha makul bir politika izliyordu bu bağlamda. Ee, ve bunun akabinde ne oldu? Ee, Avrupa Birliği ciddi bir enerji krizinin içerisine girdi bu enerji krizinin yaraları bakın 4-5 dolarlarda seyreden spot doğalgaz fiyatları kışın olması gereken 12 dolardı 70 dolarları gördü hemen B2 cinsinden konuşuyorum elektrik fiyatları yükseldi Avrupa Birliği bir sallandı akabinde hani Rusya çok mantıksız bir hareket yaptı Ukraynaya müdahale etti ve bütün enerji krizinin faturası geçmiş unutturuldu geçmiş hiç konuşulmamaya başlandı. Evet. O sebeple unutuldu zaten. Sanki bütün enerji krizine Rusya sebep olmuş tarzında bir algı oluşturuldu. Yani bakın şuna dikkat edin. E, yaptırımlar olmasa halen enerji krizi çok rahat çözülebilir. Ama enerji krizi petrol fiyatına bağlı. Petrol fiyatı da Rusya'ya yapan Şöyle, yaptırımlara bağlı değil mi? E, asıl şu an biz enerji krizini konuştuğumuzda petrol e, endüstrisini konuşmuyoruz. Yani petrol fiyatları halen dengeli. Yani şu anki 94-95 dolar fiyat bandı çok yüksek e, bir band değil. Şu an dengeli bir bant, tamam 120 dolarları gördü, ee, ama 120 dolarlar tamam, o orada biraz köpük vardı, orada o yaptırımın getirdiği e, o anlık psikolojik e, tepkilerin sebep olduğu bir durumdu. E, şu an e, birçok müdahale var petrol fiyatlarıyla alakalı. E, hani Petrol fiyatlarını ayrıca konuşalım ama enerji krizi daha çok doğalgaz fiyatları merkezli olarak oluştu evet. ve en çok da Avrupa Birliği'ni etkiledi. Avrupa yani, Birliği doğalgazda bu kadar büyük bir tüketici mi? Yani dünyadaki tabii. üretilen doğalgazın ne kadarını tüketiyorlar? Yani şöyle e, dünyadaki en önemli e, 300 şöyle, milyardan fazla tüketiyorlardı. Tabii ki tabii ki Avrupa ama Birliği, toplam dünyadaki Yani üretim... Avrupa Birliği yaklaşık 420 milyar metreküpe yakın bir doğalgaz tüketimi var. Yani daha önce 450'lerdeydi. 420 milyar metreküp'e yakın yıllık bir doğalgaz gaz tüketimi var Avrupa Birliği'nin. Bunun da neredeyse %40'ını, %45'ini Tabii bunun bir kısmını iç piyasada üretiyorlar. Hani tamamını ithal etmiyorlar. İthal ettikleri oran e, 300 milyar metreküp civarında. İç piyasada dediğiniz Norveç'ten gelenler mi? Yani aslında Norveç tabii Avrupa kıtası olarak baktığımızda Norveç iç piyasa olarak dahil edilebiliyor. E, Romanya'da kısmi üretim var. Hani bunun gibi bazı küçük ölçekli dahi olsa üretimler söz konusu Avrupa Hı -hı. Birliği'nde de. Tabii stokları da bu bağlamda kullanıyorlar yerine göre. Onu da hani ayrı değerlendirmek gerekiyor. Çünkü Avrupa'da çok farklı veri sistematiğinin hepsini aynı pencerede değerlendirip analiz etmek gerekiyor. Ama ihracat rakamına baktığımızda ihracat noktasında yaklaşık 300 milyar metre küpe yuvarlayabiliriz. 300 milyar metre civarında bir ihracat söz konusu. 130 ile 150 milyar metre küpünü Avrupa Birliği Rusya'dan alıyordu. Şu an haliyle düştü. Şimdi e, asıl kriz yani şu an biz küresel enerji krizi dediğimizde aslında biz şunu konuşuyoruz. E, Avrupa Birliği'ndeki enerji krizini konuşuyoruz ve Avrupa Birliği'nin daha doğrusu Avrupa Birliği'ndeki doğalgaz krizini konuşuyoruz. Avrupa Birliği'nin doğalgaz krizini konuşurken de. Ee, Avrupa Birliği'nin etkilediği diğer olası piyasalar. Şimdi Avrupa Birliği Avrupa Birliği büyük bir alıcı olduğu için bu konuyu konuşuyoruz. Yani Türkiye'de mesela bir problem yok, gaz arzı var. Çinde yok. Hani yok diğer ama şöyle bir yok. şey var. Şimdi mesela Türkiye spot piyasadan doğalgaz almak zorunda kaldığı zaman nereden alıyor? TTF fiyatları üzerinden ya da İtalya fiyatları üzerinden alıyor. Yani piyasalar orada oluştu. Tabii için. piyasalar hani orada asıl merkez birazdan evet. Türkiye'nin bir hani doğal gaz merkezi olma hedefiyle alakalı da konuşacağız. Evet. Ee, şu an için biz fie bölgesel fiyat belirleyici bir aktör olmadığımız için biz yaptığımız kontratlarda özellikle spot kontratlarda hatta şu an bazı uzun vadeli kontratlarda bile yine Avrupa piyasaları endeksli fiyat sistematiğini çalıştırıyoruz. Bu da böyle olduğunda Avrupa Birliği'ndeki fiyatlardaki yükselişten biz de negatif etkileniyoruz. Ha öte taraftan bakın aslına bakarsanız ABD piyasa doğalgazda petrol gibi birbirine entegre bir fiyat sistematiği yoktur. Ama artık şöyle elenci dünkü uluslararası elenci tedariğinin artmış olması... Nereden baksanız hani boru hattı gazıyla hemen hemen başa baş noktaya gelmiş durumda. Yani uluslararası doğal gaz ticaretinin neredeyse yüzde ellisi boru hattı yüzde ellisi elenci. Elenci biraz daha az şu an ama elenci boru hattını geçecek de. Yatırımlar öyle gösteriyor. Tabii evet. yani şimdi bu tablo sebebiyle elenci üreticilerinin, en uygun piyasaya yönelik hemen aksiyon almaları spot hacimlerinin de e, hacmin de yükselmiş olması sebebiyle e, bu bağlamda aksiyon almaları sebebiyle şimdi Avrupa Birliği'nde fiyatlar şiştiğinde ABD'de az dahi olsa etkileniyor. Ama tabi mesela Avrupa Birliği'nde 70 dolarken ABD 7 dolardı örnek vereyim. Yani hani arada 10 kat bir fiyat farkı var ama e, en azından ABD piyasa şimdi ABD'de şu şekilde etkileniyor süreçten. ABD'deki üreticiler bakıyor ben iç piyasaya versem 7 dolar spottan. Avrupa Birliği'ne satsam 70 dolar arada 10 kat fiyat farkı var. ABD'ye benim taşıma maliyetim yani taş çatlasın 7 dolar bile değil. Yani çok ciddi anlamda evet. ABD'li şirketler bu bağlamda kar elde evet, etti. Evet. Hatta şöyle daha önce ABD'den mesela şu kriz döneminde yaptırım döneminde sıkıntılı dönemlerde mesela bazı Çinli traderların doğalgaz ticareti yapan tedarikçilerin Mesela Avrupa'daki X, ABD'deki ilk şirketiyle örnek veriyorum. 1 milyar metreküplük doğal gaz kontratı var. Ee, diyelim ABD fiyatları entegre ya da Asya fiyatları entegre bilmiyorum. Ee, diyelim bunu aldı hatta almadı bunu. Yani diyelim 3 ay sonra alacak. Baktı Avrupa Birliği'ndeki fiyatlara baktı. O gazı Çin'e getireceğin Avrupa'ya sattı. Yani bakın daha önce Asya piyasaları Avrupa piyasalarından daha yüksekken fiyat noktasında şimdi Avrupa piyasaları çok daha yüksek seviyeye geldi. Kömürde de bu karşımıza yani Bunun sebebi Rus gazının alınmak istenmemesi. Yaptırımlar Aynen sebebiyle Rusya'ya bir göz daha verilmek Aynen isteniyor öyle. bundan dolayı. Şimdi, şimdi e... bu yaptırımların bir sonucuna girelim şimdi isterseniz. Tam olarak ne getirdi ne götürdü piyasaya. Tamam isterseniz şuna da girelim. Şu Avrupa şu bir numaralı görselde yansıtabilir arkadaşlar? Bir lütfen. Çünkü harita üzerinden Rusya Avrupa'ya nerelerden gaz veriyor. Mesela bu şu çok ciddi anlamda yanlış ifade edilen bir konu. Şimdi özellikle sağ, sağdaki haritada e, petrol boru hatlarını görmektesiniz. E, soldaki haritada ise doğalgaz boru hatlarını görmektesiniz. Bakın e, orada e, Yamal Europe, Norton Lights ve Brotherhood isimli iki tane boru hattı silsilesi geliyor. Bunlar birçok boru hattından oluşuyor. E, bu boru hattı silsilesine bakıyorsunuz. Bunlar eski hatlar. Bir e, Yamal Europe görüyorsunuz Belarus üzerinden Ukrayna üzerinden Avrupa'ya bağlanıyor. E, diğeri de Ukrayna üzerinden geliyor. Ee, ve yine Ukrayna üzerinden ve Rusya üzerinden yine mavi akım gibi hatlar var. Şu an Türkiye'ye gelen bu batı hattı iptal oldu. Ee, South Stream'in yerini e, Türk akım boru hattı i̇şte aldı. İsterseniz haritadan gösterin. Şimdi yakalayamayabilir izleyicilerimiz. Tabii. Ee, şimdi burada South Stream'in yerine Türk akım boru hattı aldı. Ee, buraya Türkiye'ye geliyor. Burada Tanap boru hattı var. Başka bir görselde onu gösterebiliriz. Bakın şu tabloda genelde e, hep şu ifade ediliyor. Deniyor ki... E, sanki Rusya bütün gazını Avrupa Birliği'ne vermeyi kesmiş tarzında bir algı oluşturuyor. Evet böyle bir algı var doğru. Böyle bir şey yok. Yani Rusya'nın şimdi bakın bu boru hattı silsilesi içerisinde Rusya Avrupa'ya ihraç ettiği gazın 100, yani boru hattı gazının, LNG'den bahsetmiyorum, ee, bu boru hattı gazının yüzde 40'ını yaklaşık bu kuzey akım, yani kuzey rotası diyebiliriz buna. Evet. Bu kuzey rotası olarak ifade ettiğimiz Nord Stream silsilesi üzerinden veriyor. İkiyi de hazır etmişlerdi ama şu an için askıda ve saldırı düzenlendi evet, bu boru hattına. Ee, şu iki hat eski hatlar, yani zaten şöyle söyleyeyim, Ukrayna'yı Rusya tamamen işgal etse bile, Belarus zaten e, Rusya'nın müttefiki, e, yani tamamen Ukrayna'yı haritadan silse bile Rusya bu boru hatları eski. Yani Rusya zaten bunları değiştirmek istiyordu. Şimdi bu boru hatlarından halen gaz tev sevkiyatı devam ediyor. Buradan gelen, şuradan şu şekilde Türkiye'ye bağlanan Türk akımı üzerinden de gaz sevkiyatı devam ediyor. 3 tane koridor. Kuzeyde, ortada ve Türkiye üzerinde. Aynen. Türkiye üzerinde de güney koridor diyelim. Üç koridor. Orta koridor çalışıyor. Güney koridor çalışıyor. Sadece tabii en büyük kapasite burada kuzey koridorunda. 100 milyar metreküptü galiba. Tabii yani 55 artı 55 evet, ama şu an 100'da. şu an maalesef sıfıra yakın. Çünkü boru hatlarına sabotaj düzenlendi biliyorsunuz. Şimdi bu perspektifte bu tabloda Avrupa Birliği asıl yani en keyifli gaz alabileceği yerden gaz alamaz duruma geldi. Hatta şöyle biliyorsunuz Kuzey e, ilk e, Rusya'nın askeri müdahalesi başladığında e, şunu ifade etmişti Avrupa Birliği yetkilileri. E, biz Kuzey Akım özellikle Almanya demiştik ki Kuzey Akım 2'yi kapattık. Hı hı. Aslına bakarsanız askıya almışlardı ve e, kriz ya bu kış yaklaşırken e, Alman e, diplomatlar özellikle Rusya ile biz şunun farkındaydık. Rusya ile arka kapı diplomasi yapıyorlardı. Ne ile alakalı? Ya, en kötü şartlarda. Tamam, hatta Kuzey yakın bir kapanmış duvara biliyorsunuz. Evet. Ee, yani yaptırımlar sebebiyle teknik gerekçeler ortaya koyularak aslında çok fazla. Hani teknik gerekçeler de makul değildir. Rusya onu isteseydi işletirdi. Ee, yani en kötü biri açmıyorsanız ikiyi geçici süre kullanalım ya da birden hadi biraz da olsa gaz verin tarzında bir politika kurgulamaya çalışırken Avrupa Birliği yetkilileri e, Kuzey yakın 1 ve iki boru hatlarına bir sabotaj düzenlendi. Ya Putin de bunu Anglo-Saksonların yaptığını ifade etti. Yani bakın aslında bakarsanız e, böyle bir e, müdahalede bulunulması e, uluslararası kamuoyu, uluslararası hukuk yani bu bağlamda çok önemli bir şey, e, bir anlama geliyor. Yani bütün dengeleri bozuyor. Yani daha önce dünya tarihinde bu bağlamda böylesinde uluslararası bir boru hattına böyle bir sabotaj yok. O Öyle kadar büyük ses ki. getirmedi sanki ama. Getirmedi çünkü bunu yapan e, yapan taraflar belli. Yani uluslararası kamuoyunu yönlendirebilen taraflar bunu yaptı yani Putin o Anglo-Saksonlar ifadesinde haksız değil. Ee, şimdi gelelim. Ya zaten hani bu saldırı üzerine kim kazandı, kim kaybetti baktığımızda en çok Avrupa kaybetti, Rusya kaybetti. Yine ABD kazandı. Evet. Yani hani biz bunu ABD yapmıştır diye diyemeyiz. Elimizde bir kanıt yok. Ama kazananın, kaybedenin kim olduğunu rahatlıkla ifade edebiliriz. Yani evet. ABD bu bağlamda Avrupa Birliği'nin iplerini daha fazla eline aldı. Ee, Rusya'ya karşı ya Çünkü her zaman Avrupa Birliği'nin elinde bir koz vardı ya çok sıkışırsak bir şekilde Rusya'ya yönelik yaptırımları esnetiriz ve Rusya'dan gaz alırız Hani Avrupa elinde her zaman bu koz vardı yani ellerin ama elinde böyle bir avantaj vardı Kalk, bitti bu, bu kış koz? için bu bitti yani ortada bu rahat diyor ki Şimdi bu boru hatlarının tamiri onlara mı bir sene sürecek? Yani önümüzdeki kışı anca yetişir. Ee, en azından bu şu an için rafa kalkmış duruma geldi. Ve bu sayede ABD daha sağlam bir diplomatik anlamda e, Avrupalı ülkeleri yönlendirebilecek bir argüman elde etti. Ve haliyle elenci satmaya devam ediyor. Yani karına kar eklemeye devam ediyor. Amerika kazanıyor. Peki benim anlamadığım şimdi Rusya bu gazı ne yapıyor? Depoda mı duruyor ne oluyor? Hocam gaz şöyledir. Ee, yani zaten e, üretmezsiniz. Bu kadar basit. Üretimi azaltırsınız. Ya da alternatif elenci olarak şu an e, özellikle Asya piyasalarına Rusya ciddi anlamda elenci ve bu hattı gazı göndermeye devam ediyor. İsterseniz iki numaralı görseli de gösterelim. Evet. İki numara lütfen. Şimdi e, Rusya'nın zaten aslına bakarsanız önceden planladığı bir politika vardı. Yani Rusya az önceki bu rahatlarını gördünüz. Rusya hı hı. eskiden beri e, gazı yani ihracat politikalarını eski ya Ukrayna Belarus üzerinden giden hatlar eski. Yani Ukrayna ile yaşadığı problemleri bir kenara bırakın. Bunlar eski yeni hatlar kurmam gerekiyor. Nereye kurayım? İşte bunun politikasını geliştirmiştir Rusya. Az önce dediğim gibi güney, e, güney hattı Türk akımıydı. Evet. Türk akımında da bakın 31,5 yapıldı. Artı +31,5 daha planlanıyordu. Yani evet, bunun güney koridoru olarak yapıldı. geçen. Aynen, güney koridoru. Zaten Putin'in şimdi ifade ettiği ilave gaz da bu. E, kuzey hattı, kuzey akım 2 ydi artı 55 milyar metreküp şu an yaralı ve askıda bekliyor. Bakalım seneye ne olacak. Evet. Bakın Power of Siberia boru hattı da zaten yapılmıştı. Bunun da hacmi artırılması e, arttırılması planlanıyor. Hatta artı 40'ın e, üzerine de artılar ekleniyor şu an politikalar çerçevesinde. Yapılacak mı? 38 var 40 mı eklenecek? Üstüne? 38 var 40 eklenme ile alakalı çalışmalar başladı. Tabi bu arada da izleyicilerimize küçük bir e, burada ekleme yapalım. Bu Power of Siberia'nın bu artı kırklık kısmı yani buradaki buradaki doğal gaz sahalarını böyle uzun bir koridor yani şu 38'lik kısım buradan ve şuradan gazı getirip buradan bağlıyor. Artı kırklık evet. kısım, artı 40'lık kısım da e, şöyle planlanıyordu. Bakın şuradan direkt e, Çin'e giriş var. Gördünüz mü? Şurada evet. burada şunun altında kalıyor ama. E, Çin'e buradan direkt giriş var. E, yeni konuşulan senaryolarda Bundan vazgeçildi. Yani biz bunda ileriki bölümlerde daha detaylı konuşuruz ama ilginç bir nokta bu, yakalanması gereken bir nokta. Burası Doğu Türkistan'a denk geliyor. Buradan bağlantıda. Yani Çin direkt Doğu Türkistan'a, yani aslına bakarsanız direkt kendi sınırlarına bağlanabilecek daha kolay rotadan vazgeçti. Demek ki Doğu Türkistan'dan çok endişeli ve Moğolistan üzerinden bu hattı almaya karar verdi. Evet. Yani bakın bu çok önemli bir nokta. Yani küçük ay küçük bir ayrıntı ama demek için zaten şunun farkında. Ya buradaki bu savaş bittiğinde ya yani Rusya ile alakalı ABD'nin problemi bittiğinde ABD bana geliyor. Hazırlanıyor. Benim de kırılma noktalarımın başında da Doğu Türkistan geliyor. Ben bu rahatlığını Doğu Türkistan üzerinden vermeyeyim. Evet. Şimdi şu 38 şu an hali hazırda geçen. Tabii tabii. 40 peki bu 40 metreküp 40 milyar metreküp. E, Avrupa'ya gidecek gazdan mı yoksa üretim tesisi farklı mı bunun? Aynı gazdan yani zaten bakın Rusya'nın asıl üretim bölgeleri şu tarafta. Yani haritanın bu Rusya'nın kuzey batısı olarak hı hı. ifade edebileceğimiz bölgelerde. O bölgelerde ürettiği gazdan zaten Avrupa yıllardır besliyor. Hı hı. Şimdi zaten ama şöyle bir şey de var. yani Rezervi de çok daha üretim potu yatırım yaparsa daha çok daha fazla üretir. Yani Rusya isterse hem Avrupa'yı hem Çin'i besler. Hem Asya piyasalarını besler. Ama bu yatırım anlamına geliyor. İşte bu beslemeyi yapabilmekle alakalı. Ee, ha bunu da alternatif rota olarak da kuruyor. Yani Avrupa Birliği'yle bir sıkıntı yaşarsam, ya yani ama Avrupa Birliği'ne yine oldu. satabileceğini düşünüyor ki bakın bu 55 milyar metreküplük, ya büyük yatırım bunlar. Tabii bunları yapmış adam. Yani e, böyle bir tablo söz konusu. Şu an Rusya e, yani üretimini haliyle azaltmış durumda. Elenci tesisleri yatırımları şu an için durdu. E, yine onları e, Çin'in destekleriyle yapmaya çalışıyor. Şu an e, Çin e, Çin, Kuzey Kore, oradan daha aşağı indiğimizde Hindistan gibi bölgelere hem petrol, ilave hem doğalgaz, elenci, boru hattı artık nasıl ulaşabiliyorsa tedarik etmeye devam ediyor. Şu an Çin hem petrolü hem gazı uluslararası piyasalardan çok daha uyguna kullanıyor. Şimdi tüm bunların ortasında bir de Putin'den e, Kazakistan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bir teklif geldi. Evet. İşte e, Türkiye gaz üstü yapalım. Evet. Bu çok ciddi bir e, ifadeydi ve ardından Türkiye'nin bu ifadeyi çok ciddiye aldığını, ardı ardına planlar yapmaya başladığını, hı hı. E, Türkiye'deki yetkililerin e, gaz ve e, diğer enerji kaynaklarını tedarik edebilecek ülkelere e, ziyaretler düzenlemeye başladığını gördük. Evet. Yani ciddi ciddi bir plan proje var gibi görünüyor. Böyle bir şey mümkün mü? Bir enerji hub'ı olmak, enerji üssü olmak, doğal gaz üssü olmak tam olarak ne demek? Evet. Beş numaralı görseli yansıtabilir miyiz bu arada konuşurken? Beş numara lütfen. Şimdi az önce e, Türk akımını görüyorsunuz. Evet. Yukarıda. Batı hattını görüyorsunuz. Bunlar Türkiye'nin. yani üstüne, Türk akım, Türkiye Türk Türkiye'ye nereden hatı. gaz geliyor, nereden gaz gidiyor bunlar ve iç, iç piyasadaki büyük e, boru hatları bunu bu haritada görebilmektesiniz. Mevcut petrol doğal gaz boru hatları. Yeşiller bakın. Kerkük-Ceyhan boru hattını buradan görüyorsunuz. Burada yine e, buradan Irak tarafı ya tamamlanmadı. Buradan bir doğal gaz e, hattı yapıldı. Yani Türkiye tarafında var. Ama buradan biz henüz bir gaz alamıyoruz. Çünkü Irak bir çok ciddi potansiyeli olmasına rağmen doğal gaz üretemiyor şu an. hala Halen İran'dan ithal etme durumunda. Evet. Yani petrol boru hatları bunu görüyorsunuz. Bakü-Tiflis-Ceyhan petrol boru hattı da var. Yani bu kırmızının altında kalıyor. Şöyle geliyor. BTC. Mor olarak gösterilmiş BTC. Kırmızı boru hatları doğal gaz boru hatları. Bakın İran hattı. Yaklaşık 11 milyar metreküp civarında bir kapasitesi var. SCPX dediğimiz Güney Kafkas boru hattının genişletilmiş versiyonu. Yani Azerbaycan gazı buradan geliyor. TANAP'a bağlanıyor ve iç piyasaya bağlanıyor. E, TANAP'la Türkiye'nin batı ucuna taşınıyor. TAP boru hattına entegre ediliyor. Batı hattı vardı. E, batı hattı Rusya'nın Ukrayna üzerinden bizi beslediği en eski hattımız. Yani Türkiye ilk gazı bununla e, bu boru hattıyla almaya başladı. Hı hı. E, batı hattının şu an Bulgaristan seksiyonu 30 kilometrelik bir kısmı kopartıldı. Başka yerde kullanmışlar boru hattını. Yani aslında bakarsanız isteseniz çalışabilecek boru hattı ama şu an koparmışlar. Yani 30 Alıp götürmüşler yani. Ya hani rastgele götürmemişler. Alıp başka bir yere bağlamışlar. Hmm. Ya çünkü şöyle bir şey de var. Hani yani her bölgenin şu batı hattının Türkiye tarafında kalan seksiyonu Türkiye'ye ait. Bulgaristan'daki Bulgaristan'a ait. Öyle olduğu için ya adamlar kendi boru hatlarını zaten kullanılmıyor demişler. Sökmüşler, başka yere takmışlar. Yani böyle bir şey olmuş. Tabii daha önce Türk akımı yapılmadan önce Güney Boru hattı vardı. Evet. Ee, Güney Boru hattı Bulgaristan üzerindeydi. Ee, Rusya ondan vazgeçip Türk akımını yaptığı için de adamlar bunu yapmış olabilir. O da ayrı bir argüman. Konuşulabilecek bir konu. Şimdi buradan Azerbaycan gazını TANAP üzerinden TAP'a aktarıyor. Evet. Türkiye. TAP'tan İtalya pazarına gidiyor. İtalya bir hap. Tabii. Şimdi İtalya'ya e, hap yapan şey e, Azerbaycan gazı mı? Ne gidiyor da oraya oluyor? Yani Belki Türkiye'ye ne yapması gerektiğini böyle ortaya koyabilir. Evet. Şimdi İtalya yaklaşık e, şu an için 80 milyar e, 70 milyar metreküplük bir piyasa İtalya hapı. E, bu arada enerji merkezi dediğimizde aslında biz doğal gaz merkezini konuşuyoruz. Tamam. Enerji merkezi demek şu anlama gelir bütün enerji türlerinin fiyatlandığı, bölgesel fiyatların belirlendiği çok büyük hacimlerde transitler ya da alımlar, satımlar olduğu bir piyasa anlamına gelir. Hı hı. Aslına bakarsanız e, Serbest de bir piyasa var değil Serbest mi? bir piyasadır. Kontrat, yani Tabii. şirketler gidip kontratlar yapabiliyor. Türkiye'de mesela şu an böyle şirketler yok. BOTAŞ gidiyor tüm anlaşmaları yapıyor. Ya Şöyle aslına bakarsanız şu an elektrikte bir serbest piyasa mantığına girdik. Elektrikte var. Elektrik satışında girdik. Yani iletimde yine TİH'in ağırlığı var. Yine devletin ağırlığı söz konusu. Ee, dağıtımda özel şirket ler var. Ya tam serbest piyasa olamaz çünkü çok yani belli ruhsatı olan şirketler var. Ama e, per, hani normal e, perakende satış ve direkt hani serbest satışta serbest piyasa sistematiği elektrikte kurulmuş durumda. Şimdi Türkiye bunun farkında olarak EPH piyasasını kurdu. Ya yani, çok güzel olumlu bir adımdı. Şimdi EPH piyasasında elektrik ve doğalgaz fiyatları artık e, alınıp satılabiliyor. Spot doğalgaz satışları da başladı ama Türkiye EPH piyasasındaki spot doğalgaz gaz e, satış hacmi küçük. Şu an için küçük. Yani e, ama İtalya artık bütün aldığı gazları kendi kurduğu o İtalya'daki hap piyasası üzerinden Artık o fiyatlarla alıyor satıyor. Türkiye'nin halen Rusya'dan aldığı birçok e, boru hattı gazı, eski tedarikler ya da Azerbaycan Azerbaycan'dan aldığımız, İran'dan aldığımız o eski gazlar, eski anlaşmalar hep petrol fiyatları daha çok petrol fiyatları endeksli. Hı hı. Yani bu ne anlama geliyor? Yani bunların EpiAŞ piyasası ile alakası yok. Yani petrol fiyatlarına göre bunlar artıyor çıkıyor. Ama Türkiye'de mesela serbest Türkiye'de, tam oluşmamış yani bir tabii, şeye endekslenmiş. Tabii. Yani ileride biz de yeni kontratlarımızın hepsini EPIAŞ piyasası üzerinden EPIAŞ fiyatlandırmasıyla yapmaya başlayıp kaynak çeşitliliğimizi arttırırsak, enerji çeşitliliğimizi arttırırsak Türkiye'nin teknik kapasitesi var. Yani bakın bir sürü boru hattı geliyor. Yani belki ileride Irak'tan da gelecek, Doğu Akdeniz'den gelecek, Türk dünyasından gelecek. Bunların hepsini düşündüğümüzde Rusya daha fazla gaz verecek. Zaten hep bunun sinyallerini veriyor. Ee, yani bu gazların hepsi gelip EPH piyasasında satılıp oradan Türkiye iç piyasasına dış piyasasına sağ sola ihraç edilirse elenci olarak ya da boru hattı olarak hani bu ilgili mekanizmalar da kurulursa Türkiye bir, Türkiye bir doğal gaz merkezi olur. Şimdi 80 milyar İtalya'ya gidiyor. 80'ini kullanıyor mu İtalya? Yok, hepsini kullanmıyor. İtalyanlar herhalde 70 milyar metreküp falan tüketimi. Ya, ya 10 onun da satıyor. Metreküp. Belki daha fazla geliyor. Yani. yani Türkiye'de aslında çok da, uzak değil o zaman bu hedeften. Değil, değil. Yani Türk tabii şu an dediğim gibi EPH yani şu an e, alım satımlar EPH fiyatları üzerinden alım satım yapılan hacim çok düşük. Ya bu arttığında Rahatlayacak. Irak'tan da gaz gelse mesela net bir şekilde fazla Tabii verecek. Tabii Irak'ın başka bir görselde onu gösteririz birazdan. Şimdi bakın yani Türkiye'nin Tanap üzerinden ilave şu an ekstra gaz alabilecek Azerbaycan bir artı 10 milyar metreküp daha göndermeyi planlıyor. Alup boru hattı ama boru hattı zaten Ya şimdi zaten şu mı? karar alındı. TANAP boru hattının kapasitesi iki katına çıkartılacak. Bu iki katına çıkartılacaksa belki scp eksin kapasitesi TANAP. biraz daha fazlaya çıkartılacak. TANAP 20 milyar taşımıyor muydu? TANAP 16 milyar metreküp. Ee, şöyle daha doğrusu şöyle söyleyelim. TANAP'ın e, şuradan SCP-X üzerinden 16 e, milyar metreküp geliyor. Burada eski şehirde e, off take point diyoruz biz yani dışarıya gaz verme noktası. Oradan gazın 6 milyar metreküp Türkiye iç piyasasına dağılıyor. 10 milyar metreküp e, TAP üzerinden, TAP'a bağlanıyor TAP üzerinden. Onun 1 milyar küpü Yunanistan'a e, ve oradaki mesela bir çok az Bulgaristan'a falan satılıyor. Kalan 9 milyar metreküp direkt olarak İtalya piyasasına gidiyor. Ya fazla bir ürün olacak ki rekabet edilebilecek bir ortam tabii, oluşacak. Mesela temel aynen, olarak aynen, böyle. Türkiye'ye daha fazla gaz getirmek lazım. Peki en yakın proje ne kadar sürede gerçekleşir ve ne zaman böyle bir pazar olma ihtimali oluşur? Evet en yakın proje isterseniz burada önce şunu konuşalım. Evet. Üç numaralı görseli yansıtarak konuşalım bunu. 3 numara lütfen. Şimdi Türkiye'ye ilave nerelerden gaz gelebilir? Şimdi bakın bu bizim 2050 yılı senaryomuz. Yani bakın bu işler öyle kısa vadeli işler değil. Uzun vadeli konuşuyoruz. 2050'yi konuşuyoruz. Şu, Şu an, an 2022'deyiz. 2023'e girmek üzereyiz. Hı hı. 2050 yılında bir hap olmasından mı bahsediyoruz Türkiye'nin? Şimdi en kısa en somut gelebilecek gaz mesela başlayalım. Azerbaycan'dan başladım. Azerbaycan'da birçok şey somut. Azerbaycan şu an Ümit Babek sahasını yani şimdi bu işi planlarken şimdi az önce boru hattını gösterdik ya buradan evet. SCP-X boru hattı genişletilecek. Bak bir onu yapacaksın. İki tanap genişletilecek. Ha şöyle Azerbaycan'dan birkaç milyar metreküp SCP-X'in boş kapasitesi kullanarak buradan alınır. Buradan Türkiye iç boru hatlarından Türkiye iç piyasasına verilir birkaç milyar metreküp. Yani üç olur 5 olur. Hani böyle bir potansiyel var. Ama onun dışında daha büyük hacimler için daha büyük yatırımlar yapmak gerekiyor. Bu tabi Azerbaycan'ın bu gazı daha pahalıya satabileceği bir coğrafya olmazsa. Geçerli olacak bir proje. Yani Azerbaycan'ın daha pahalıya satabileceği bir coğrafya yok zaten. Yani en, en iyi opsiyon Türkiye. En güzel pazar aslında bölgedeki bütün ülkeler için en keyifli pazar Türkiye. Bunu bir vurgulayalım. Yani Irak gazı içinde, İsrail gazı içinde herkes e, siyasi olarak Avrupa'ya satacağız tarzında söylem kullanıyor ama Herkes aslında Türkiye'ye satmak istiyor. Çünkü Türk taşıma maliyetleri Türkiye için. Türkiye şurası, Avrupa orası. E peki yani, en yakın boru hattı Azerbaycan'dan olacaksa ne kadar sürede olur? Yani 2050 projeksiyonu yani, ama. Yani e, mesela SCP eksin şimdi Karar sahip, alındı dediniz tanapın genişletilmesi tabii. konusunda. Ya tanapın genişletilmesi şu an 2020 yani 2028'lere falan. E, boru hattı belki bir 5 sene, 3 senede yapılabilir. Boru hattı genişletme çalışması 3 senede biter ama şimdi gaz nerede? Yani ilave gazı nereden verecek? Şimdi ilave gaz için Azerbaycan şurada Ümit Babek diye bir saha var. E, bu sahayı üretime almayla alakalı çalışmalar yapıyor. Ama istediği şeyi alamadı. Verimliliği alamadı. Yani o sondajlardan, hı hı. sondaj hızı istediği şeyde şey değil, kuyu testleri e, istediği üretim rakamlarını alamayacağını gösteriyor. Bunun gibi e, teknik problemler var. Yani 3 senede boru hattı biter ama boru hattını öyle bir zamanda yaparlar ki e, burayı da tamamlayalım öyle yapalım derler. Yani eş zamanlı. 3 yani sene 5 sene yani 5 senelik ha, sene. bir zaman. Peki yani, Irak'ta Irak'ta bu sayı ne olur? Bugün plan ha. alınsa Irak'ta bir çok birçok dinamik var ama Bugün bir karar alındı. Irak'ta gaz üretilmeye başlanacak ve Türkiye'ye gelecek. hattı yapılacak. Ne kadar sürede olur? Şimdi hocam, Irak'ı çok ayrı. Mesela şurada bakın, 38 artı 20 artı 30 milyar metreküpten bahsediyoruz. Bakın, bu çok büyük bir rakam. Evet. Yani 30 milyar metreküp zaten toplam flare gaz dediğimiz yakılabilen gaz. Yani petrol sahalarıyla birlikte üretilen ama kullanılamadığı için yakılan gaz. 20 milyar metreküp e, güneydeki, Irak'ın güneyinde kalan e, doğal gaz sahalarından üretilebilecek kısım. 38 milyar metreküp de Irak'ın kuzeyindeki doğal gaz sahalarından üretilebilecek kısım. En hızlı görünen opsiyon ee, en hızlı görünen opsiyon Irak'ın kuzeyindeki sahaları üretimi alarak hızlı bir şekilde üretimi alarak üretimi almak demek. Sondajlar yapılacak, boru hatları çekilecek, güvenlik sağlanacak. Hani bakın bir güvenlik ne zaman sağlanacak? İki şu an Irak'ta yeni kabine kuruldu. Evet çok ee, önemli. Şu an, Onlara politika tavsiyesinde aynen, bulunuyoruz şu an. Aynen. Irak e, Kürt bölgesel yönetimi ile merkezi yönetimin... Ee, arasında en azından e, özellikle hani anayasal problemleri, petrol yasası e, mesela tam net bir petrol yasası yok. Bu bağlamdaki problemler zor dahi olsa çözelim tarzında bir şey var. Bir en azından görüşme silsilesi var. Yani bu görüşme silsilesi çözülür, güvenlik gerçekten ciddi anlamda sağlanır, yeniden bölgede DAEŞ hani bunun gibi tehditler hortlamazsa, inşallah hortlamaz, e, bu ortam oluşturulabilirse Tabi ee, tabii yani doğal gaz sahasını üretimi alacaksınız. Hani yatırım bunlardan sonra gelecek diyelim. Bu dediğimiz e, senaryo güven ortamı zor ama bir senede tahsis edildiği senaryo üzerine konuşursak e, hızlı bir şekilde e, öncelikle kuzeydeki sahalar üretimi alınır. E, kuzeydeki sahaların üretimi alınması e, hani bir sondajın 3 ayda falan bitirildiğini varsayarsak ama hani ilgili e, gaz hani bir kuyudan alabileceğiniz gaz miktarı o sahaları bildiğim için konuşuyorum. Genelde yüksek seviyelerde olur. Yani bir e, 6 7 bilemediniz 8 sene içerisinde Hani bu biri de ekledim. 8 evet. sene sonra yani ne oldu? 2000 zaten 30'a geldik. 2030'da hani bu kadar olmasa da bir 15 milyar metreküp 15-20 milyar metreküp gaz ihraç etmeye başlamış olur Irak. Ama 88 milyar metreküp için daha fazla yatırım, daha fazla güvenlik, yeni boru hatları, bu taraftaki doğal gazı bu tarafa taşıma ile alakalı yatırımlar, aksiyonlar. E, projeler, bütçeleri hepsinin e, stabil hale gelmesi gerekiyor. Bundan İran hoşnut olmayacaktır. Çünkü İran Irak'a biliyorsunuz gaz satıyor, evet. elektrik satıyor. O zaman ne elektrik satabilecek ne gaz satabilecek. O zaman İran gazı belki Türkiye'ye satmak isteyecek. Ya İran Türkiye'ye de satmayla alakalı bir arka kapı uyguluyor ama İran'ın asıl hedefi bakın. Burada şu silsileyi görüyorsunuz değil mi? Bu bakın bu Türkiye'nin 2050 makro politikası. Aslına bakarsanız Türk yani, dünyası politikası evet. da bu eş zamanlı olarak. Yani bakın Türk dünyasının çok ciddi anlamda ihracat potansiyeli var. E, yatırım yapılırsa tabi. Yani mesela Türkmenistan'ın 65 milyar metreküp ihracat potansiyeli olabilir ama yatırım yapacak bir ortam hala yok. Yani o da devlet başkanının kurduğu sistematik yani. Evet. Devlet iç dengeleriyle yani, alakalı. Demokrasinin gelişmemesiyle Tabi. Ya şimdi mesela İran'ın da bu bağlamda İran bu rotayı yani Türkiye üzerindeki rotalarla uğraşmak yerine elenci tesisleri kurma. İran'da eğer yatırım gelirse, ambargolar kalkar yatırım gelirse, İran'da buradan ilave 50 milyar metreküp ekstra doğalgaz üretebilir. Üretebilirse İran ben buraya elenci tesisini kurarım. Aslında daha mantıklı. İran için de daha mantıklı. Çünkü bakın buradan İran'ın elenci doğal gaz üretim maliyetleri zaten çok yüksek. Bakın şuradan Güney Pars sahasından üretim yapacak İran. Buradan bir dünya taşıyacak. Türkiye'ye getirecek. Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşıyacak. Çok uzun iş. Yani bir de bakın buradan Avrupa'ya şuraya taşıdığınızda gazı iş bitmiyor. Buradan ya İtalya piyasasına götür ya burada kimse yok ki gazı tüketecek. Evet. Az. Ee, buradan ya İtalya piyasasına ya Baumgarten piyasasına götüreceksiniz. İtalya zaten halihazırda da fazla var diyorsunuz. Aslında fazla yok. Yani ilave gaz alınır, gelir. Ya yani şu an e, Rusya bölgeyi ciddi anlamda besliyor, özellikle Balkan piyasalarını besliyor. Birazdan Avrupa Birliği görsene de geleceğiz. Şimdi e, İran'ın buradaki doğal gaz politikaları hedefi ben gazı buradan Elenci tesisine koyarım, Avrupa Avrupa'ya satarım, Hindistan, Çin zaten aç, Oraları beslerim. Politikasında İran için daha mantıklı. Peki şu İsrail gazı onun ne kadar sürede gelme ihtimali var? Bugün anlaşma sağlansa ne kadar sürede gelir? Ee, bugün anlaşma sağlansa İsrail gazı da 5 sene içerisinde gelir. Yani Türkiye için Türkiye'nin bir enerji beş üstü olması. 5 biraz geçer. Yani şöyle direkt İsrail'deki Leviathan sahasının ikinci fazından 5 sene içerisinde alırız. Ama bu artı 20 Kıbrıs adasının güneyindeki sahalardan. Güney Kıbrıs dese ki ya biz hani gel kardeşim bu sahaların yarısı senin tarzında bir politika izlese dahi izlemez. Hani bunu izlese, bunu izlerse bir 10 senede oradaki sahaların geliştirilip Leviathan'a link verilip Leviathan üzerinden taşınması mümkün olur. Ee, hani bu artı 5, 5 senede gelir. Ee, 10 senede kalan 20'si gelebilir. Peki Türkiye'nin e, enerji talebi yani doğal gaz talebi ne ölçüde artacak? Şimdi 60 milyar metreküp civarında yanlış bir 80 milyar metreküp. 2050, 2050 yılında, 80 yılında Türkiye'nin Sakarya gaz sahasındaki üretim mi göz önüne aldığımız senaryo. Yani Sakarya gaz sahasından biliyorsun maksimum seviyede 15 ila 17 milyon. milyar metreküp üretimi yapacağız. Ee, bu üretime e, bu üretimin zaten belli bir decline rate'i olacak belli bir dönemden sonra. Yani o projeksiyonlarda e, hepsi dahil edilmiştir. Türkiye'nin 2050 yılında beklenen e, doğal gaz talebi 80 olacak. tabi Sakarya olmasaydı daha yüksek olacak. Şimdi tabii. şuna o zaman girelim. Son 3-4 dakika kaldı da e, hem hızlı bir Avrupa'nın talebini de görelim. Tamam. Ee, bir dört numaralı haritayı lütfen yansıtın ekrana. Bir de bu projeler gerçekleşti. Avrupa'nın talebi de planlandı gibi oldu. Gaz krizi ancak 2030'da mı çözülecek? Gaz krizi şöyle söyleyeyim. Rusya ile araların... Fiyatlar nereye inecek yani? Ha bu arada Rusya'yı konuşmadık o tabloda. Putin hani diyordu ya. Evet. E, Putin'de gaz var. Gaz hazır. E, gazı Türk akımına kadar getirecek bu rahatlı network'ü de var. Putin 3 senede o gazı Türkiye'ye getirir. Artı 31,5 yani mesela en erken Azerbaycan'a ne dedik? 2028'lere evet. getirdik. Putin e, 2022-3 koy, 2025 sonlarında gazı Türkiye'ye verir. Evet. Şimdi. E, Buraya bakalım sonra Irak hükümetine önerimizi bu, yapalım. Türkiye ile tabii. Irak ne yapabilir diye. Şimdi bakın bu 80 Türkiye'yi gördünüz. Bunlar 2050 yılındaki talepler. Evet. Yani ithalat talepleri. Tüketim talepleri değil. 2050 yılına geldiğimizde bakın İtalya'da 90 milyar metreküp isteyecek. Şimdi bakın burada şu Avusturya piyasası Baumgart'ın piyasası çok önemli. İtalya piyasası çok önemli. Çünkü buradan e, İtalya'ya da gidiyor doğalgaz. E, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda, Çekya, Polonya'ya da gidebiliyor. Yani tabii ki buradan şimdi Türkiye'ye geldi ya ilave yeni gazlar. Buradan boru hatları var. Bir sürü böyle farklı farklı link var. Sistem var. Bu sistemlerin biraz genişletilmesi gerekiyor. Tap boru hattının kapasitesinin genişletilmesi gerekiyor. Genişletilecek. Yani bu bağlamda bu network güçlendirilirse Rusya da gazını buraya verebilir. Bütün gazlar burada EPH piyasasında işlendikten ve millileştirildikten sonra yani mesela ben şunu yapabilirim. Ben Rusya'dan bir Rus Rus firmasıyım. Geldim Türkiye'de firma kurdum ama Rus'um. Ee, Rusya'dan gazı aldım. EPH piyasasında sattım gibi gösterdim. Kendim aldım yine. Ee, gittim Avrupa'ya Türk gazı gibi sattım. Yani, Çünkü İtalya bir açık yaşayacak gördüğüm tabii, kadarıyla. Tabii, tabii. 90 milyar metreküp. Yok zaten şöyle söyleyeyim. Şimdi 90 milyar metreküp de İtalya'da ciddi anlamda Rus gazından alıyor. Şu yani, an yani, öyle evet. Tabii Rus gazı şimdi bakın. Buradan e, şu an eski şuradaki e, nasıl diyeyim e, Macaristan üzerinden geliyor. Ee, bu batı hattından gelemiyor ama Romanya üzerinden gelen hatlar var. Daha çok e, şeyden Belarus ve Ukrayna üzerinden ve Türk, şimdi Türk akımı üzerinden gelen hat buradan şöyle gidiyor. Şeye kadar ulaşıyor. İyi kötü Avusturya piyasasına kadar ulaşıyor. Yani buradan Bulgaristan şu an almıyor ama e, Sırbistan, Bosna, Hersek bu gibi yerleri besliyor. İyi kötü besliyor. E, ondan sonra yukarıdan gelen hatlarla ilk gösterdiğimiz haritayı hatırlarsanız e, Ukrayna ve Belarus üzerinden gelen gazlarla Avusturya piyasasına geliyor. Avusturya piyasası üzerinden de İtalya gaz alıyor. Yani böyle bir denge var. Şimdi Rus gazını siz piyasadan çekerseniz burada ciddi anlamda boşluk oluşacak. Bu ne, ne kadar? kadar dayanılabilir? Yani e, çok dayanılabilecek bir şey değil ama e, süreç iyi kötü, iyi kötü yönetilebiliyor ama yani yönetilebilmesinin bir zararı oluyor. Yani zamanımız kalmadı. Bir sonraki bölümde Avrupa Birliği ne kaybediyor konuşabiliriz aynı Olabilir. zamanda. Olur, evet, detaylandıralım onu. E, yani Yükselen fiyatlar şimdi Avrupa Birliği'nin stokları dolduğu için 35 dolarlar civarında şu an için fiyatlar. Bakın 35 doları gördüğünde Avrupa Birliği şükrediyor ama bu kış 140 dolarları bile test edebilir spot doğalgaz fiyatları. Zaten Avrupa Birliği buna önlem almaya çalışıyor. Ne önlem almaya çalıştığında bir sonraki bölümümüzde paylaşırız. Bence de evet o zaman girelim. Irak'a da aynı zamanda... Türkiye ile işbirliği yapması noktası da büyük ya bir gaz tabii, fırsatı oldu. Az önceki haritada gösterdiğimiz Irak'ın çok ciddi anlamda potansiyeli var. Şu an hem petrol e, piyasalarında biliyorsunuz Biden e, OPEC'e üretimi arttırmasını istiyor. E, OPEC bu konuda ayak sürüyor ama Irak üretimini arttırmaya devam ediyor. Her ne kadar OPEC'in kesinti kararlarına uysa da. Ee, Irak'ta ciddi anlamda potansiyel var. Doğal gaz noktasında da ciddi anlamda potansiyel var. Irak'ta gerçekten güvenlik ve huzur ve iç istikrar tesis edilirse Türkiye ile yapılacak bir entegrasyon akabinde yani hem petrol hem doğal gaz alanında çok büyük fırsatlar gibi olabilir. Ee, Türkiye'de Türkiye zaten buna hazır. Yani bu bağlamda gördüğünüz az önceki haritada da gösterdiğimiz makro politika çerçevesinde bir sistematik kurgulanır ve Avrupa Birliği de e, bu bağlamda politik e, olarak e, Avrupa Birliği'nin desteği politik olarak da rahatlıkla alınabilir. Tabii o 80 milyar çünkü Türkiye'nin projeksiyonunda artış bekliyoruz. 80 milyar Irak'tan gelebilir diyoruz. E, Azerbaycan'dan bir 20 gelebilir diyoruz. Öte taraftan İtalya'nın İtalya, piya, İtalya piyasındaki artışta göz önünde bulundurduğumuz zaman aslında gerçekten Türkiye'nin bir hub olma ihtimali var ama bu bugünden yarın olacak bir şey değil. Tabii ki. 2030'ları biraz daha gerçekçi tabii, görmek tabii, lazım. Tabii. Ee, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nda yıl başına yetiştirilmeye çalışan bir projeksiyon var. Belki o projeksiyon açıklandıktan sonra da bu konuyu derinlemesine konuşuruz. Evet. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz. Rica ederiz. Evet kıymetli izleyenler Enerji Analiz Programı'nın bölümünü burada sonlandırıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.